Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için turuncu kod verdi ve İzmir'de fırtına gece boyu etkiliydi. Deniz suyu taştı. Birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Hemen ilk bağlantımız için İzmir'e dönelim. İlyas Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi karşımızda. Ali İhsan, kolay gelsin. Şu an Alsancak'tasın. Yaşananları ve son detayları senden dinleyelim. Evet Gülden, iyi yayınlar dileriz. Sabah saatlerinde gerçekleştirdiğimiz yayında yine Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeydik. Bu sefer hasarın daha da yoğun olarak gözlendiği kordondayız. İlk olarak buraya gelecektik ancak buradaki su seviyesi oldukça yüksek olduğu için ekipler sivil vatandaşların girmesine izin vermemişti. Ve şu an kordon boyu diz boyuna kadar su tahliyesi yapılmış durumda diyoruz. Buradaki durum oldukça vahimdi. Yaklaşık insan omzuna ve hatta boyuna gelen yerlere kadar suyun dükkanları bastığını, iş yerlerini bastığını söyleyebilirdik. Şu anda su tahliye edilmeye başlanmıştı 3 saat önce ve şu anda diz boyuna gelmiş durumda. Görüyorsunuz burada araçlar da suyun içerisinde. Birçok araç da suyu içerisinde kaldı. Kameraman arkadaşım Sinan Yeniçeri şimdi sizlere bu acı manzarayı göstersin. Burada yağmurun payı yoktu aslına bakarsanız. Sadece etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı ve denizin taşması nedeniyle kordon boyu sular altında kalmıştı. Yakınımızda da Gündoğdu Meydanı var. Sabah saatlerinde evet burada çalışmalar başladı, yoğunlaştı. Ancak gece saatlerinde de özellikle Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde başlayan fırtınayla deniz taşmaları meydana gelmişti. Karşıyaka, Mavişehir sahil bandının yanı sıra Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kordon boyunda da bu su taşkınlarını gözlemlemek mümkündü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait burada araçlar vardı. AFAD'a, itfaiye ekiplerine, UMKE'ye bağlı ekipler vardı. Mahsur kalan vatandaşlar da vardı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi eğlence mekanlarıyla ünlü. Bu eğlence mekanlarında gece saatlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Argo adı verilen özel araçlarla kurtarıldı. Zodyak botlar indirildi kordona. Bu görüntüleri görmeye pek de alışkın değildik. Zodyak botlarla mahsur kalan birçok vatandaş kurtarıldı. Şu anda da ekiplerin burada çalışması devam ediyor. Suyun tahliye edilme çalışmaları uzun sürecek gibi. Çünkü buradaki su seviyesi oldukça yüksek miktarda. Denizden 300 metre uzaklıkta bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bile diz boyu sulara gömülmüş vatandaşları görebilmek mümkündü. Birçok iş alanı, birçok restoranı ve birçok mağazayı su bastı. Hasar oldukça büyük diyebiliriz. Yani böylesini İzmir tarihinde böyle bir deniz taşkını görülmüş müdür bilemiyoruz ama gerçekten de benim meslek hayatımda gördüğüm en büyük deniz taşmasıydı diyebilirim. Birçok araç burada hasar aldı. Araçların içlerine dolan suları vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştılar. Ancak pek de başarılı olamadılar. Çünkü denizden gelen lodosla birlikte o su taşkınları ne yazık ki bütün kordon boyunu, Gündoğdu Meydanı'nı ve Alsancak'ı sular altında bıraktı. Hasar sadece İzmir'in bu yakasında değil, bir de karşı yakasında da vardı. Mavişehir'de ve Karşıyaka'da da keza aynı görüntüler hakimdi. Lüks bir rezidansın kapalı otoparkı sular altında kalmış ve oradaki lüks araçlar da su altında kalmıştı. Tahliye çalışmaları İzmir'in dört bir yanında sürüyor. Sadece Karşıyaka ve Alsancak'la sınırlı değil, Foça'da, Çandarlı'da, Seferihisar'da ve Çeşme'de de deniz taşmaları nedeniyle birçok balıkçı teknesinin de hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Balıkçı teknelerinin karaya vurduğu görüntülerde yine keza ekranlara getirdiğimiz görüntülerde hakimdi. Şu anda evet çekiciler de burada çalışıyor. Kameraman arkadaşım Sinan Yeniçeri size onları gösteriyor. Buradaki oto kurtarma çekicileri kordonda mahsur kalan, sular altında kalan araçları çekmek için kordon boyundan ilerliyor. Ama buradaki çalışmaların hızlanması için suyun biraz daha tahliye edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ekiplerin dediğimiz gibi burada cansiperane çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki Ali İhsan Çiftçi, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha, sana da kolaylıklar diliyorum. İzmir'de durum buydu sevgili izleyiciler. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'da da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. Bu kez İlyas Haber Ajansı muhabiri Davut Has İstanbul'daki son durumu bize aktaracak. Davut, kolay gelsin, söz sende. Evet.
Evet, Gülden Kalecik, İstanbul hafta sonu itibariyle sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına girmişti. Özellikle gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa yakası ve Anadolu yakasında yağmur, sağanak yağış etkili olmuştu ve fırtına etkili olmuştu. Bizler de kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile şu an İstanbul'un kalbi, göz bebeği olan Beşiktaş Ortaköy'deyiz. Arkamda denizi görüntülemekteyiz. Tabii ki sabah saatlerinde demiştim, İstanbul'da fırtına ve yağış etkisini göstermişti. Marmara Denizi'nde de bugün sabah saatlerinden itibaren akşam gün boyu olmak üzere dalgaların olması bekleniyordu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu sizlere denizi gösteriyor. Dalgaların hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Dalga boyunun çok fazla olmadığını sizlere iletelim. Tabii ki gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına da Beşiktaş Ortaköy'de bulunan, hemen yan tarafımızda bulunan, İskilenin hemen yanında bulunan bir işletmeyi ise su basmıştı. Tabii ki su basma sebebiyle içeride maddi hasar meydana geldi. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri buradan su tahliyesini gerçekleştiriyorlar. Biz de içeriden aslında bunu anlatmak istemiştik ama tabii iş yeri sahibi bize onayı vermemişti. O sebeple kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile sizlere su tahliyesini buradan görüntülüyoruz. Tabii ki sağanak yağış ve fırtınanın İstanbul'da bugün etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlü esmesi bekleniyor. Deniz, Marmara Denizi etrafında ise dalga boyunun 2,5 ve 3 metre civarında olması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde yağış çok fazlaydı. Biz de sabah gece geçilen haberlerden yağışın boyutunu, etkisini görmüştük. Ama şu an şunu söylemek gerekiyor. Denizlerde aşırı bir dalganın olmadığını, sadece denizde bir hareketlilik olduğunu sizlere söylerim Gülden Kalecik. Tabii ki geçtiğimiz hafta pazar günü de benzer bir olay yaşanmıştı. Tabii daha büyük olaylar yaşanmıştı. İstanbul Sarıyer, Garipçe'de ve Anadolu yakası Şile'de fırtına etkisini göstermişti. Adeta bir afete sebep olmuştu. Bugün ise geçen hafta kadar olmadığını sizlere söylememiz ama tabii yine sahil boylarında, özellikle sahil boyunun denize yakın olan yerlerinde Beşiktaş, Ortaköy, Sarıyer, Fatih, Sarayburnu gibi bu bölgelerde ise dalga boylarının yükselebilme ihtimalini karşı vatandaşları uyaralım Gülden Kalecik. Bizim İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber ile ekranlara taşıdığımız haber nöbetimiz devam etmekte diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.